A+ Ekonomi programımızın Bingöl'deki çekimlerinde şimdi de Solhan ilçesiyle devam ediyoruz. İlçenin ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayalı. İlçede az miktarda da olsa buğday, elma, ceviz, arpa, soğan ve dut yetiştiriliyor. Son zamanlarda yeni organize sanayinin kullanılma başlamasıyla birlikte bölge ekonomisinde önemli gelişmeler bekleniyor. Biz de Solhan ilçemizdeki çekimlerimizde ilk olarak belediye başkanı Sayın Abdülhekim Yıldız'ı ziyaret ederek öncelikle kendisi hakkında bilgiler alıyoruz. Programa başlarken ben de bütün Solhan halkını en kalbi duygularla selamlıyorum. Tekrar sizlere de hoş geldiniz diyorum. Abdülhekim Yıldız kimdir? Abdülhekim Yıldız 1973 Solhan doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Solhan'da tamamlayan ve hatta şu anda İlahiyat Fakültesi'nde lisans yapan Solhan'ın bir evladı. Ve Solhan için de hizmet etmek için bir çaba içerisinde, bir mücadele içerisinde Rabbim inşallah hak üzere, doğru yol üzere bizleri muvaffak eylesin diyorum. Bingöl'ün gelişen ilçelerinden olan Solhan ilçemizi Başkan Abdülhekim Yıldız'dan dinliyoruz. Tabii Solhan'ımız gerçekten güzel bir ilçe, gelişim gösteren bir ilçe ve biz de dışarıdan baktığımızda ciddi anlamda Solhan'ın ihtiyaçlarını analiz edebildik. Hamdolsun ve bu vesileyle de işte biz de bu Solhan'a bir katkı sunabilir miyiz diye aday olduk. Rabbime hamdolsun Solhan halkının da teveccühünü kazanarak belediye başkanı olduk. Tabii belediye başkanı olmaktan her şey bitmiyordu. Tabii ondan sonra asıl yükümüz daha ağır, daha işte büyük bir yükümün altına girmiş olduk. Ve cidden daha önce de dedim ya, tespit ettiğimiz sorunları çözme adına projeler ürettik. Hamdolsun bu projelerin birçoğunu bugüne kadar hayata geçirdik. Rabbime şükürler olsun. Solhan'daki altyapı çalışmalarına değinen Abdülhekim Yıldız, ilçede yapılan hizmetler hakkında şu bilgileri veriyor. Öncelikle Solhan'da eksik bulduğumuz, Solhan'ın eksik yönlerini tamamlama adına bir girişimimiz oldu. Gerçekten tamamlanmamış bir altyapımız söz konusuydu. Geçen sene ihalesi yapılan 28 kilometre altyapımızı da inşallah bu yıl itibariyle bitiriyoruz. Ve Solhan'da altyapı sorunu %98 oranında bitmiş oluyor. Şimdi tabii bununla birlikte yolları yaparken biliyorsunuz yolları koruma adına ihate duvarlarına ihtiyaç var. Bizim ilçe biraz da coğrafi anlamda sıkıntılı ve engebelli deyim yerindeyse. Bu anlamda da biz 15 bin metreküp taş duvar ihale etmiştik ve bu 15 bin metreküp taş duvarın tamamını şu ana kadar bitirdik. Yetmedi, %20 artış yaptık. İnşallah onu da bitirmek üzereyiz. Ben inşallah sezon sonuna kadar bunu da bitireceğiz diye düşünüyorum. Daha sağlıklı yollar ortaya koyabilme adına bu taş duvarlara ve bu ihata duvarla koruma duvarlarına ihtiyaç var. Solhan Belediyesi çalışmalarında ilçe halkı için sosyal alanlara da büyük önem veriyor. Başkan Abdülhekim Yıldız, ilçede yapımı gerçekleşen ve içinde aileler için çok sayıda spor kompleksi olan park projeleri hakkında mikrofonlarımıza bilgiler veriyor. Yine ilçemizde gerçekten 36 bin metrekarelik alan üzerine ciddi bir park yaptık, açık alan spor kompleksi. Tabii bunun içerisinde bir futbol sahamız var. 8 bin metrekarelik bir alan futbol sahası, geri kalan 28 bin metrekarelik alan ise yeni inşa ettiğimiz, içinde işte basketbol, voleybol, tenis kortu, çocuk oyun alanları, fitness, yürüyüş ve koşu pistinin bulunduğu bir alan oldu. Cidden halkımızın gidip rahatça gezebileceği, kafa dinleyebileceği, çoluk çocuğunu vakit geçirebileceği bir alan olduğuna inanıyoruz. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten insanlarımız çok mutlu ve bu anlamda da bize ulaşıyorlar, teşekkürlerini dile getiriyorlar. Tabii biz de diyoruz ki bizim görevimiz, teşekküre gerek yok açık söyleyeyim, yani bizim yapmamız gereken işler geçken işler, dolayısıyla Solhan halkı hizmetin en güzeline layık bir halk. Biz de bu vesileyle onları o hizmete kavuşturabilme adına bir mücadele içerisindeyiz, bir çaba içerisindeyiz. Rabbim mahcup etmesin inşallah. İlçedeki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına değinen Abdülhekim Yıldız, Solhan Deresi için yapmak istedikleri çalışmaları şu sözlerle dile getiriyor.
Yine projelerim içerisinde olan bizim Solhan Kuzey Yamacı'nın ağaçlandırılıp vatandaşın hizmetine sunulmasıydı. İşte kamelyasıdır vesaire. Bununla ilgili de Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölge müdürlüklerle bir çalışma yaptık. Dolayısıyla inşallah ağaçlandırma kısmını Orman Su İşleri yapacak. Geri kalan işte peyzaj çalışmalarını ve kamelya işlerini de biz belediye olarak üstleneceğiz. Bunu 2017 yılında inşallah bir aksilik, bir sıkıntı yaşanmazsa ona da başlayacağız. Yine bir projem Solan için gerçekten hayati önem taşıyan, bana göre bir proje. Eğer biz bunu hayata geçirebilirsek cidden Solan'ın çevresi de değişecek ve o denli vatandaşlarımız da rahata kavuşacak. Bizim Solhan Deresi var. Solan içinden geçen bir dere. Ve bütün Solhan'ı boydan boya deyim yerindeyse kaplayan bir dere. Dolayısıyla biz bu dere ıslahını yaparak dere boyunca bir sosyal alan oluşturmayı düşünüyoruz. Evet. Hem bu deremizi bu çirkin görüntüden kurtaracağız, hem de ilçe halkına gidip dolaşabilecekleri, gezebilecekleri, yürüyebilecekleri alanlar inşallah inşa edeceğiz. Tabii bunlar gerçekten hayata geçtiğinde ben inanıyorum ki Solhan çok daha farklı bir noktaya gelecek. Bölgenin tanıtımları için turlar düzenleyeceklerini belirten Abdülhakim Yıldız, özellikle Yüzen Ada'nın bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade ediyor. Eğer cidden bu bölgeyi tanıtmak istiyorsanız Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin değişik yerlerinden buraya insan çekmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve biz de inşallah bundan sonraki çalışmalarımızda bunu yapacağız. Ne yapacağız? Mümkün mertebe turlar tertiplemeyi düşünüyoruz belediye olarak. Bütün şeylerini biz üstleneceğiz. Burada inşallah insanları davet edip burada konaklandırmasını, her şeyini biz belediye olarak üstlenmeyi düşünüyoruz. Cidden hem bu vesileyle bölgemizi, hem insanımızın misafirperverliğini, hem de işte gerçekten birçok, belki dünyada bile nadir rastlanabilir bir Yüzen Adası'nı tanıtacağız. Cidden Yüzen Adası bizim için çok büyük önemi var. Ama tanıtım noktasında bizim de tabii eksikliklerimiz var. Biz bugüne kadar sanırım Yüzen Adamızı iyi tanıtamadık. Ama ben inanıyorum ki bundan sonraki çalışmalarla birlikte Yüzen Adayı çok daha iyi tanıtacağız ve bu tanıtım hem ilçemize hem bölgemize de ciddi katkılar sağlayacaktır. Yani ben hep söylerim, Yüzen Adalar gerçekten birçok dünya ülkelerinde mevcut. Türkiye'mizde de değişik bölgelerde Yüzen Adalarımız söz konusu. Ama üzerinde ağaç olan Yüzen Ada dünyanın hiçbir yerinde yok yapılan çalışmalarda. Bu sadece bizim Solhan'da var. 3 adadan oluşur. Bir ana adası vardır. O ana ada üzerinde 3 tane ağaç mevcut. Diğer adalarda deyim yerindeyse işte bir sal görevi görmekte ve insanlar biniyor işte su içerisinde. Bir kayık gibi deyim yerindeyse kürek çekerek bir yerden bir yere gidebiliyor. Cidden çok önemli bir turizm alanı olabilir. Çok önemli bir unsur Solan için. İnşallah tanıtım noktasında da biz eksiklerimizi tamamlarız çok ciddi bir şekilde. Hem Yüzen Adanımızı, hem Bingöl'ümüzü, hem de Solhan'ımızı tanıtırız diye düşünüyorum. Solhan'daki işsizlik sorununa değinen Başkan Abdülhakim Yıldız, bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere programımız aracılığıyla önemli mesajlar veriyor. Gerçekten bizim oturduğumuz her platformda, her toplantıda gündemimizin belki de ilk maddesini inanın işsizlik belirliyor. Dolayısıyla biz de zaman zaman bu işsizliğe bir çözüm üretebilme adına ciddi çalışmalar yaptık. Hala da yapıyoruz. Mesela işte bir Binpınar var ilçemizde ve süt birimiz var. Bizim amacımız bu tür işletmelerin sayısını arttırıp gerçekten bölgemizde yaşanmakta olan işsizlik sorununa bir çözüm üretmek. Ben bu vesileyle de gerçekten hali vakti yerinde iş adamlarımızı cidden bölgeye yatırım yapmaya çağırıyorum, davet ediyorum. Ve geldiklerinde de inanın destek noktasında belediye olarak elimizden ne gelirse sonuna kadar yardımcı olacağız. Bunu asla unutmasınlar. Yeter ki cidden ellerini hafif taşın altına koyup gelip bu bölgelere bir şeyler yapma gayretine girsinler. Biz belediye olarak yanlarında duracağız. Gerekirse arsa temininde, yer temininde bulunacağız. Gerekirse kiralarını dahi karşılayacağız. Ben bunu net bir dilden ifade etmek istiyorum. Su paralarını almayacağız. Yeter ki bu işsizliğe bizim de elimizden tutarak bir çözüm üretmeye çalışalım hep birlikte. Abdülhakim Yıldız konuşmasında tüm devlet yetkililerinin çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirterek
birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Tabii gerçekten hükümetimiz ciddi projeler üretti bu ülke için ve 14 yıllık hükümet süresince de cidden Türkiye'nin çehresini değiştirdi. Tabii Türkiye'nin çehresinin değişmesiyle birlikte bölgelerimizin de çehreleri değişti. Özellikle işte bugün burada eğer ben projelerden bahsediyorsam burada hükümetimizin çok büyük destekleri var. Bu hükümet olmasaydı biz bu projelerin belki hayal bile edemezdik. Ben açık söyleyeyim, bizim ufkumuzu genişleten hükümetimiz, devlet büyüklerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakanımız ve bakanlarımız ciddi anlamda götürdüğümüz her projeye çok sıcak baktılar. Ben inanıyorum ki ileriki zamanlarda çok daha iyi şeyler hep birlikte yapacağız. Çünkü bu ülkenin her ferdi, her insanı hizmetin en güzeline layık insan. Tabii valimiz de gerçekten valimiz olsun, işte jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz cidden bu bölgenin huzuru için, insanlarımızın sağlıklı yaşamı için her türlü çabayı ortaya koyuyorlar bizden birlikte. El ele verdik, bu çaba içerisindeyiz. Ben buradan sizin kanalınız vasıtasıyla da kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim huzurumuzu bozmasın. Huzurumuzu bozmaya yönelik çaba içerisine girenlere de Rabbim fırsat vermesin. Gerçekten güçlü, diri bir ülke var, bir Türkiye var. İnşallah biz de yerelden katkı sunarak bir yerlere hep birlikte gelmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Başkan Abdülhakim Yıldız 15 Temmuz darbe girişimine değinerek bu konudaki görüşlerini şu sözlerle değerlendiriyor. Ben 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak değil, kesinlikle alçakça bir işgal girişi olarak nitelendiriyorum. Eğer 15 Temmuz bu işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, inanın Türkiye'de bir daha bir sivil inisiyatif olamayacaktı diye düşünüyorum. Ama Allah'ıma hamdolsun ki hem Solhan hem Türkiye dik duruşunu ortaya koyarak bunu püskürtmüştür ve bir daha ben inanıyorum ki bu tür girişimlerde hiç kimse bu ülkede bulunamayacaktır. Buna cesaret edemeyecektir. Ettiği takdirde de karşılığını alacaktır. Başkan Abdülhakim Yıldız son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a programımız aracılığıyla şükranlarını şu sözlerle sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman AK Parti'nin başındayken, hükümetin başındayken 2002 yıllarında, hatta öncesinde bu bölgelerde bir olağanüstü hal vardı. Ve insanlar çok sıkıntılı bir şekilde buralarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. 15 Temmuz'da gösterdi ki gerçekten 40 yıldır bu bölge üzerinde özellikle çok büyük oyunlar oynanmış. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız geldikten sonra işte o dönem başbakan olarak 2002'den sonra olan suali kaldırıyor ve aslında insana ne kadar değer verdiğini, ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyordu. Dolayısıyla onun o verdiği değer, onun o verdiği önem buradaki insanların da gerçekten bir kez daha ülkelerini sevmeye, ülkelerini saymaya ve ülkeleri için bir şeyler üretme çabası içerisinde olduklarını gördük. Ben buradan bir kez daha bunlara şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Bunlar başımızdan eksik etmesin diyorum. İnşallah hep birlikte daha nice güzel projelerle diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.